Transfer Market'ten mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Günün transfer gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 15 Temmuz 2021 hain darbe girişiminin 5. yılı ve bugünü de Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutluyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz ve yaralılara da tekrar acil şifalar diliyoruz. Bugün açarken bir kez daha Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyoruz. Transfer Market'e giriş yaparken transferde yine sıcak gündem var. Yaklaşık 1,5 saat boyunca Transfer Market programında Metin Karabaş ve Yetkin Etkin'le beraber gündemi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Bugün akşam saatlerinde Beşiktaş Kenan Karaman transferini resmen duyurdu. Kenan Karaman bir tanıtım videosuyla da Beşiktaş'ın oyuncusu olduğu, eski gurbetçi futbolcuların içerisinde olduğu bir konsept hazırladı Beşiktaş Kulübü. O videoyu kısaca bir görelim önce, ardından da Transfer Market'te Beşiktaş'ın gündemiyle başlıyoruz. Tayfur gol! Gol Tayfur! Tayfur'un golü! İlhan Baksın! İlhan Baksın! Çok güzel bir gol! Olca Şenol'du! Olca! Tosun mükemmel bir gol attı. Oğuzhan vurdu gol. Merhaba Beşiktaş. Şimdi tarihe geçme sırası bende. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları uyanır. Memleketten haber var hashtag ile paylaşıldı bu video, bu transfer haberi. Güzel şarkıdır bu arada. Yetkin Etkin, nasıl değerlendiriyorsun bu transfer anonsunu? Vallahi burada havaya girdik, öyle söyleyeyim. Çünkü ben çok severim. Hani normalde de türkü de dinlerim arada. O yüzden gerçekten böyle biraz memleket havasını aldığımız güzel bir düşünce olmuş bence. Ya Beşiktaş için hayırlı olsun. Çünkü bütün büyük takımlar tarafından istenen bir oyuncuydu Kenan Karaman. Hatta kim alacak diye biz yaklaşık aylardır konuştuğumuz oyunculardan bir tanesiydi. Hatta 3 takımın içerisinde konuştuk. Yani 3 evet, büyük takımın da evet, gündeminde evet, ara ara yer aldı. Ama Kenan Karaman'la Beşiktaş daha erken anlaştığı için biraz erken giden yol alır. Misali biraz bu transferin ön hikayesi var. Ya Kenan'ın Beşiktaş'ta çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Program içerisinde bol bol konuşuruz ama ben şunu ifade edebilirim. Özellikle Beşiktaş'a geldikten sonra mesela Enkodu'nun size bazı maçlarda çok iyi iş çıkartıp bazı maçlarda ne yapacağını bilemediğiniz bir oyuncu standardı var. Ama burada yeni bir Olcay Şahan esintisi. Mesela Olcay Şahan çok teknik, çok özellikli bir oyuncu muydu? Belki orta standarttaydı ama skor yapıyordu, tabela yapıyordu. Beşiktaş adına o yüzden Kenan aranan hamlelerden ve nokta atışlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde Bundesliga ve orayı hiçbir şekilde küçümsememek lazım. Çok da hatta ben Championship'le birlikte Bundesliga 2'nin de çok üst düzey olduğunu söylemem lazım. Serdar Dursun için de benzer ifadeleri kullandığım için. Kenan burada bence hem uyum sağlar, hem de Sergen Yalçın'ın özel istediği oyunculardan bir tanesiydi Kenan. Bu sistemde de bence yer bulacaktır diye düşünüyorum. Bence Beşiktaş çok iyi bir transfer yaptı. Metin Karamaş, ara ara Galatasaray'ın da transfer gündeminde ismi geçiyordu Kenan evet, Karaman'ın. Beşiktaş da bugün imzaladı sözleşmeyi. Sen nasıl değerlendiriyorsun genel olarak? Ya, bir kere Beşiktaş'a hayırlı olsun, Kenan'a da hayırlı olsun. Dediğin gibi Ali, yani Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan, geçtiğimiz sezonun ortasından beri başlayan bir süreç vardı. Sonra Galatasaray'ın kendi içinde bulunduğu işte yönetimsel durumlar, işte transfer yapamama durumları bu serüvenin biraz sekteye uğramasına neden oldu. Biraz seçim süreci de etkiledi seçim galiba. Seçim süreci, UEFA ile yapılan anlaşmalar, Galatasaray'ın o sene yeni bir kadroya gitmesi ve önceliklerinin, acil önceliklerinin farklı olması bu transferi biraz uzattı diyelim. Beşiktaş daha ısrarcı oldu. Kenan da tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Hayırlı olsun. Performansını çok merak ettiğim oyunculardan biri. Çünkü mevkisel olarak ve oyun olarak Kenan'da bazı dalgalanmalar olduğunu biz Türk milli takımında gördük. Ne zaman ki Türk milli takımı takım olarak iyi işler yaptığı maçlarda Kenan çok ekstra performanslar gösterdi. Yeteneklerini daha iyi ortaya koyabildi.
Fakat son malum işte turnuvada Euro 2020 turnuvasında takım olarak çok kötüydük. Kötüler arasındaydı evet. Takım olarak çok kötüydük. Doğru. Kötü bir takım da çok daha kötü gözüktü. Tabii. Beşiktaş'ın geçen seneki performansını yani takım mücadelesini iyi bir takım olursa Kenan burada iyi işler yapar. Sergen Hoca büyük bir artı olacaktır. Çünkü gençlerle diyaloğu iyi bir isim. Çok şey katabilen bir isim. Ama dediğim gibi Kenan benim için neler yapacağını çok merak ettiğim oyunculardan. Meziyetleri konusunda hiçbir şüphem yok. Forvet'te de oynar, kanatta da oynar. Çok isterseniz 10 numara mevkiinde bile oynatırsın. Meziyetleri iyi bir oyuncu. Biraz zamana ihtiyacı olabilir Süper Lig'e alışması için. Orada da en büyük şansının Sergen Yalçın olacağını düşünüyorum. Kenan için en büyük ortaya konan eleştirilerden bir tanesi de oynadığı pozisyona göre gol sayılarının biraz düşük olması. Yani Kenan'ı genelde teknik direktörler tercih ederken hem çok fazla geri gelerek oynaması, çok fazla mobil oynaması, arkaya da yardım etmesi hem de her taktiğe uyum sağlayabilmesi, taktik esnekliği çok yüksek olması. Şimdi Kenan'ın pozisyonunda da Larin gibi, Enkudu gibi skor yükü, gol asist kombinasyonundaki değerleri çok daha yüksek oyuncular var. Bir taraftan da biz kanat oyuncusunun bile gol yapanını, asist yapanını evet. seviyoruz. Ülke olarak böyle bir durum var. Gezal o yüzden çok değerli. Biraz sonra konuşacağız. Dolayısıyla sanki rakamları Kenan'ın biraz Türkiye kariyeri açısından çok önemli işlevsel olacaktır diye tahmin ediyorum. Burada mesela gol ve asistini birleştirdiğimizde geçen sene çift taneleri gene gördü aslında Kenan. Ama daha fazlasını istiyoruz. Yani işte Raşit Gezal 20 gole direkt etki. Hani örnek veriyorum. Veyahut da işte az önce örnek verdik. Olcay Şahan 15 gole direkt etki. Bir kenar oyuncusundan bekleyen aslında asist ve gollerle birlikte bu buraları yakalaması. Tabii şimdi Larin geçen sene uçurdu o taraftan. Yani şöyle düşünelim. Bir kartal misali bir tarafta Gezal bir tarafta Larin. Açıkçası Beşiktaş'ı yüksekten uçmasına neden olan faktörlerdi. Ama ya Kenan'la ilgili turnuvada milli takımımızın geneli çok kötü oynadığı için ben orada Kenan'ın da buna ayak uydurduğunu düşünüyorum. Hiçbiri hazır değildi. Yani işte buradaki hangi oyuncumuz sivrildi mesela? Hiçbiri. Yani şöyle bir ilk 11'imizi düşünelim, oyuna sonradan girenleri düşünelim. Turnuvada biz var mıydık, yok muyduk? Zaten Euro 2020'yi baz alarak biz bireysel performansı değerlendirmek imkansız. %100 yani. Çok kötü bir performans vardı. Ama diyorum ya Kenan Karaman'ı bütün büyükler istiyordu ve Beşiktaş erken davrandı. Bunun bazı yönleri de var. Bunları da bence konuşmamız lazım. Şimdi Larin'in son senesi. Larin'in özellikle İngiltere'de bazı ekipler tarafından da istendiğini de biliyoruz. Bir ama de devre arasında imzalama hakkı da var artık. Bir de şöyle bir şey var. Kısa bir araya gireceğim. Larin'in şu anda Beşiktaş'ta sözleşme imzalamama ihtimali evet. her geçen gün yükseliyor. Ve Beşiktaş da bu transfer döneminde Larin'i satıp para kazanmak istiyor. Herkes onu istiyor. Çünkü bir şekilde sezon sonunda free gidecek yoksa. Evet. Bir para kazanılmadan gidecek. Ve Beşiktaş da o dönemde hatırlarsanız alırken de kiraya gönderirken de hep böyle bedeller ödeyerek bu işten bir şekilde para harcadı buraya Beşiktaş. Bunu da çıkartmak istiyor. Menajeri senin dediğin gibi bir türlü bu imzayı attırtmadı şu ana kadar. Çünkü diğer iç transferleri şu an için Beşiktaş yaptı çoğunu. Genelde. Evet, bu arada kadroda görüntüye geliyor Beşiktaş'ın şu anda geniş kadrosu. Sol tarafta bir enflasyon da oluşmuş durumda şu anda. Yani Kenan'ın da gelişiyle beraber Larin var. Gitmezse Haşiç var. Enkudu var. Diğer tarafta Töre Boyd-Lens. Yani Boyd'la Lens büyük ihtimalle oradan ayrılacak. Dolayısıyla sanki soldan bir oyuncu sağa kayacak gibi gözüküyor. Enkudu en yüksek ihtimalli oyuncu. Ama sanki kanat konusunda eğer Gezal'ı takımda tutabilirse Beşiktaş tamamlamış olacak rotasyonunu. Metin Karabaş nasıl bir değerlendirme yaparsın bu konuda? Evet, yani Beşiktaş'ın geçtiğimiz sene ligi Fenerbahçe ve Galatasaray oranla en az futbolcu sayısıyla götürdüğünü biliyoruz. Yani sıkıntılı bir süreç. Lig uzundu, çok maç oynandı. Beşiktaş elindeki rotasyonun az olmasına rağmen çok iyi götürdü. Hatta sezon sonunda sendelemesinin Galatasaray'ın bu kadar yaklaşıp işine avaraca kalmasının en büyük nedenlerinden biri ben Beşiktaş'ın kadrosunun derinliğinin az olduğundan kaynaklandığını düşünüyordum. Bu kadro yine derinlik olarak bence az.
kanat, özellikle sağ kanatta mesela Gökhan Töre'nin kanadındaki diğer oyuncuların boyun gidebileceği muhtemel. Buralara bir transfer yapacaktır diye düşünüyorum Beşiktaş. Sol taraf okey olmuş ama orta alandaki çeşitlik ve sağ kanattaki rotasyon kalibresinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Sergen Hoca da bu bölgede herhalde transfer isteyecektir, yaptıracaktır. Çünkü geçtiğimiz sene gerçekten Beşiktaş'ın çok puan farkını açtığı dönemlerde haftalar öncesi işi bitirmesi gerekiyordu. Ama işte sakatlıklar oluyor, cezalar oluyor, işte koronavirüsten dolayı oynayamıyor oyuncular. Bu sene işin nereye gideceğini bilmiyoruz. Çok daha zengin, çok daha çeşitli bir kadrosu olması gerektiğini düşünüyorum. Yine bu tip bir kadro ile girerse, yani derinliği az bir kadro ile girerse Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yakaladığı başarı yakalama ihtimali biraz daha zor gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde çok bir varlık gösteremez. Tabii bir de Şampiyonlar Ligi yani ihtimali var yani. Ya. Şu kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne gidersen zorlanırsın. Hani yani daha sağ önün, sağ bekin mesela şimdi şuradan başlayalım. Sağ bekin net anlamda yok. Var ama yok. Sağ önde Gökhan, yani Boyd yine büyük ihtimalle kirada kullanılacak. Lens burada yine düşünülmeyen oyuncu. İstenmeyen adam. Gökhan Töre her şeyiyle bir soru işareti hala, bak ya geçen sene iyi işler yapmasına rağmen. 10 numaran yani ben Salih'i tam olarak o 10 numarayı koymuyorum. 8 numarayı koyuyorum. Bir şekilde orada Oğuzhan'la da asla bir sezon planlaması yapamam. Yani bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gidersen hücum oyuncu da santraforun da tam olarak hazır değil. Şu an için yok. Laiç, şu an için soru işareti. Laiç işte gitmesi düşünülen oyunculardan biri. Yani Beşiktaş şu kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne giderse hayal kırıklığı olur. Ben şimdiden söyleyeyim. Ama mesela geçen hafta çok daha boştu. Mesela işte hiç transferler yapılmamıştı. Belli başlı oyuncularla yol kat edilmemişti. Anlaşılan işte Salih olsun, işte Kenan Mehmet olsun, Boyunca, Mehmet Topal. Yani Mehmet Topal da bence şu açıdan transfer edildi. Şimdi az önceki tablomuzu da gördük. Stoperde yedeğin var mı? Belki Necip'i de şu anda oynatabilirsin. En eksik pozisyon orası zaten. Şimdi evet. Bir de oraya Mehmet Topal'ı bir şekilde tecrübeli isim. Tamam, hani Mehmet Topal'ın ben bu arada stoper tarafını en çok eleştirenlerden bir tanesiyimdir. Onu söyleyeyim. Yani Mehmet Topal stoperde oynadığı zamanlarda özellikle Fenerbahçe sürecinde büyük dalgalanmalar yaşamıştı. Ama diyorum ya, bir B planı her şey için Mehmet Topal olması da, hı hı, Sergen Hoca'nın kafasındaki şeylerden bir tanesi. Yani herhangi bir şekilde kart cezalısı olur, sakatlık olur, oraya koyabilirim diye düşünüyordur bence mutlaka. Şimdi bir de bu Beşiktaş'ın transferlerine baktığımız zaman hangisi direkt ilk 11'e, direkt ilk 11 oyuncusu olarak formayı alabilir diyebiliyoruz. Yani Mehmet Topal olabilir. Dördüncü mi? Adam. Şu anda orta sahada olursa dördüncü adam. Salih, ya geçen sezonki Salih belki alabilir. Salih bakacağız ya, yani. O da geçen Atiba'dan kaynaklı. Atiba'dan kaynaklı. 39 oldu değil mi Atiba'da? Evet. Yani 39 şimdi oldu. 39 oldu. Atiba'nın biraz sekmesi normal. Ama bence Mehmet Topal'a da belki tamam, herkesin ortak bir şansı var ne olursa olsun, ama şimdi Mehmet Topal geçen sene de Başakşehir'le harika bir sezonda geçirmedi, kabul edelim. Evet. Yani şimdi düşüş grafiğinde olan bir oyuncu oluyor Beşiktaş. Ama tekrar söyleyeyim, burada iki taraflı oyuncu olma ihtimalini bence Sergen Hoca göz önünde bulunduruyordur diye düşünüyorum. Ama şu da var ek olarak. Akılcı yani, bir hamleymiş gibi gözüküyor Joseph, şu anda. Joseph ve Atiba'nın geçen sezonki performansı orta sahada, evet, şampiyonluğu, çifte kupayı getiren unsurlardandı. Doğru. Ama bir öndeki üçüncü orta saha oyuncusu sezon boyunca aynı istikrarda olmadı. Yani Mensah, Oğuzhan, Yayiç, orada kim görev yaparsa yapsın aynı istikrarı yakalayamadılar. Salih o yüzden orada bir istikrar yaratırsa formayı kapatır. O zaman Joseph Atiba Salih mi yapıyorsun? Joseph Atiba Salih. Ligi götürür bence bu üçü. Ya işte ama Salih kendisi bile söylediği zaman, hani ben daha çok savunmaya yardım etmeyi seviyorum dedi. Geçen yaptığı basın toplantısında da dahil olmak üzere. Ya orada Aykut Hoca'nın bulunduğu süreçte iyi işler de yaptı Salih oynadığı süreçte. Hı. Ama Salih geri gelmeyi seven bir adam. Bu belli başlı oyuncular için de çoğunlukla yaşanan olaylardan bir tanesi olabiliyor. Ama şu anda buraya bence Mehmet Topal alındığı andan itibaren Atiba'yı koyduk. Yani şu anki Joseph'i zaten baştan yazdık. Salih bence 6-8 o tarafta düşünülen bir diğer adam. Dördüncü seçenektir Mehmet Topal. Ama Mehmet Topal, tekrar söyleyeyim, bir şekilde yedek. Yani Galatasaray'daki Donk
buradaki en net örnektir. Evet, şimdi bir, yani Galatasaray'ın donku gibi mutlaka değerlendirilecektir. Yani Mehmet Topal bir kere çok büyük bir tecrübe, büyük bir kalite, kariyeri de ortada. Bir de her teknik direktörün kolay çalışabileceği profesyonel oyunculardan biri. Yani yaşı ilerlemiş, belki fizik kalitesi biraz düşmüş olabilir ama Mehmet Topal çok kenarda kalmayı ya da stoperde oynatılmayı ya da işte ön libero oyuncusu çok sorun edecek oyunculardan biri değil. Her antrenörün bu anlamda elini güçlendirebilecek ve çoğu hocanın da çalışmayı sevdiği oyuncu karakterlerinden biri. Ve maliyetinin de Beşiktaş'ı çok yormayacağı açık. O yüzden geniş kadro yaratılması anlamı. Şampiyonlar Ligi, işte Ziraat Türkiye Kupası, normal lig, yine uzun bir maraton. Doğru bir transfer olarak gözüküyor. Şöyle bir şey var. Yani yanlış hatırlamıyorsam, Ali sen de yanlışsam düzelt. Beşiktaş'ta şampiyon olursa 4 takımda şampiyonluk yaşamışta tek oyuncu olacak. Evet. Yok değil mi? Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray hepsinde yaşadı şampiyonluk. Evet. Yani Beşiktaş'ta da olursa dörtlemiş olacak. Bu büyük bir başarı. Yani farklı takımlarda. Biz ne anlatıyoruz mesela? Bir başka Mustafa Deniz'i çıkartabilecek miyiz? 3 büyük takımı çalıştırsın. Evet. Çok mümkün değil. Yani Fatih Hoca'nın bunu yapması veya Şenol Hoca belki Beşiktaş'a çalıştıktan sonra belki diyoruz. Ama Sergen diyorum ya, Hoca yapabilir. Sergen Hoca yapabilir. Futbolculuğunu da yaptı. Futbolculuğunu da yaptı. Hocalığında da yapabilir. Doğru. Doğru. Ama öyle bir istatistiği de var yani Mehmet Topal'ın. Var, evet. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, şimdi Beşiktaş oluyor. Başakşehir var. Arada bir de Valencia'sı var bu arada. Tamam. Yani o aslında kariyerindeki en piyasa değerini yükselttiği yerde Valencia'ya gitmesi. O da önemli. Şimdi şuradan devam edelim. Transfer dönemi açıldığından beri, transfer market programına da başladığımızdan beri Gezal'ı hep Beşiktaş'ın transfer gündemi içerisinde konuştuk son bir haftaya kadar. Seninle de çok konuştuk. Gezal konuşurken hep Beşiktaş'ın gündem başlığı altında konuştuk ama son bir haftadır Galatasaray'ın da gündem maddesi arasında konuşuyoruz. İki takımın da ortak transfer gündemi olarak konuşuyoruz Gezal konusunu. Şimdi Beşiktaş'ın içerisinde açacağım Gezal konusunu ama Metin Karabaş, ilk sözü sana vereyim. Çünkü Galatasaray'la o kesişim kümelerini de anlat lütfen bize. Hem Beşiktaş hem Galatasaray noktasında Gezal'la alakalı süreç senin elindeki bilgi kadarıyla hangi ölçekte ve hangi noktada? Evet, bir kere Gezal'ı şu anki kulübü önümüzdeki sezonda düşünmüyor. Yani transfer olması için, görüşmesi için izin verdi. Her ne kadar Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçirmiş olsa da, şampiyonluğu mimarlarından olmuş olsa da, yine İngiltere dönüş kapısı kapalı gözüküyor. Beşiktaş'ın bu transferde nasıl Kenan'da hızlı davrandıysa Gezal konusunda da geç davrandı. Yani büyük pazarlıklar yapıldı aslında. İlk kulübüyle 8 milyondan başlayıp 6 milyonu euroya düşüp fiyatın şu anda 4-4,5 milyon eurolarda Gezal'ın kulübünün istibede ve bu bedeli Beşiktaş vermiş olsaydı belki de transferi 2 hafta önce bitirebilecekti. Ama Beşiktaş kulübü bu konuda nasıl Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalama konusunda biraz ağırdan aldıysa, Gezal keza Rozier transferinde de öyle biraz ağırdan aldı. Galatasaray'da hem menajerlerinin tavsiyesi hem de bu bölgede bir ihtiyacı var. Sonuçta çok yetenekli bir oyuncu. Temaslarını özellikle son 10 gündür hızlandırdı. Kulübüyle çok önemli bir aşamaya gelindi. Oyuncu da şu anda Galatasaray'dan işte ortalama bonuslarla beraber 2,5 milyon euroluk gibi bir yıllık isteği var. Galatasaray bunu verdiği takdirde oyuncu Galatasaray'a gelecektir. Bonuslar dahil 2,5 milyon. Bonuslar dahil. Ama transfer hala çok ortada. Onu söyleyeyim. Galatasaray bu transferi tabii ki kapatmadı, tam bitirmedi ama Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgili özellikle menajerinin temaslarıyla beraber hala kadroda tutma ihtimali var. Öyle gözüküyor ki bu transferden en çok kazanan Gezal ve menajeri olacak gibi gözüküyor. İyi bir menajeri var, iyi çalışıyor. Yani imzayı sonuna kadar bekletiyor. Bir tarafa imza atacak. Galatasaray'a bugün yine temaslar olduğunu söyleyebiliriz. Ama hangi tarafa biter, onu kestirmek zor. Beşiktaş şu anda Gezal'da şöyle tavrı. Yani tamam, hani biz yaptık. Oyuncu da menajeri varsa diğer kulübe giderek fiyatı arttırmak istiyor. Galatasaray'da lazım, gerekli bir oyuncu. O rakamlara çıktığı takdirde oyuncu Galatasaray'a yakın gözüküyor. Galatasaray transfer görüşmesini
Gezal'ın kendisi, menajeri ya da Leicester City kulübü üç tarafla da yürütüyor mu? Yoksa sadece menajer ve Gezal üzerinden mi? Hayır, şu kulübüyle zaten temasta. Leicester'la temasta şu anda Galatasaray. Temasta, hatta bir noktaya gelindi. Hı-hı. O konuda zaten çok sıkıntı çıkmayacaktır hem Beşiktaş için hem Galatasaray için. Onun belirledikleri bir fiyat var kulübünün. Onu verdikleri takdirde kulübü kime gidersen git diyor. Tabii. Yani. Ama burada oyuncu ve menajeri, sık sık İstanbul'a geliyor. O geldiği noktalarda Beşiktaş'la da görüşüyor, Galatasaray'la da görüşüyor. Hatta Fenerbahçe'yle de görüştü bundan 15 gün önce. Fenerbahçe'nin de Gezal'a bir ilgisi vardı ama Fenerbahçe çok ısrarcı olmadı Beşiktaş ve Galatasaray kadar. Bakalım göreceğiz. Her Başkan iki... şey söyledi mi? Hani bazı açıklamalar gördüm ben sosyal medyada. Dün ama, değil mi? Yani hani Rozier'le ilgili. Rozier'le ilgili. Tamam, ilgili. Tamam. Gezal konusunda hala devam ediyor herhalde. İstiyor Galatasaray yani bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani Fatih Terim'in bu transferde o kadar da istekli olmadığı, 2 milyon 750 bin euronun fazla olduğuna yönelik bazı haberler çıkmıştı. O zaman senin elindeki istihbaratla bu haber örtüşmüyor. Galatasaray istiyor, Fatih Hoca tabii istiyor. Galatasaray istiyor ama 2.7 falan Galatasaray vermez. Onu. Yani o rakamları tabii ki oyuncu bazlı istiyor olabilir. Beşiktaş'tan da bunu talep ediyor ama Galatasaray'ın bugün zaten bütçesini indirmesi gerekiyor hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın. Yani belirli bir alta inmesi gerekiyor. Kendi oyuncularından indirim isterken bir oyuncuya gidip tekrar en tepeden maaş verirseniz buradaki dengeyi sağlayamazsınız. Yani Galatasaray eğer bitirebilirse bu transferi 2-2,5 milyon euro civarında bonuslarla beraber belki biraz altına yapmayı düşünüyor. Ama menajer ve oyuncusu 2.700'den daha üstüne çıkıyorsa bu transferin Galatasaray anlamında gerçekleşmesi pek mümkün olmaz. Şimdi birkaç gün önceye kadar Gezal'ın menajerinin bize Galatasaray'dan gelen resmi bir teklif yok açıklamaları vardı. Hı hı. Dolaşıyordu gündemde. Yapılan haberlerde de vardı. O zaman bu Galatasaray'ın resmi teması çok yakın bir geçmişe mi dayanıyor? Yani çok mu yeni oldu bu temas? Şimdi bu haberi takip eden çok kıymetli benim meslektaşlarım da var. Hı. Arkadaşlarım da var. Onların haberleri de kesinlikle doğru. Ama biz de kendi kaynaklarımızdan özellikle kulüp tarafından aldığımız zaman kimse Gezal'la ilgimiz yok demedi. Hatta ilgileniyoruz, ilgimiz var diyorlar. Ha, menajerinin bunu neye istinaden söylediğini bilemiyorum. Yani çünkü ben menajerlik işleri devreye girdiği zaman biraz frene basmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü doğal işin yapısında bu vardır. Yani menajer oyuncusunu en iyi şartlarda en iyi kulübe vermek ister mi? Galatasaray tarafından... Kendi ücretini de katlamak için. Tabii ki, yani, muhakkak. Benim kaynaklarım, Galatasaray tarafından olan kaynaklarım Gezal'la Galatasaray'ın bir görüşmesi olduğunu, Galatasaray'ın bu oyuncuya talip olduğu yönünde. Ama diğer taraftan tabii ki menajerin yaptığı açıklamalar ve bunu haberleştiren bütün arkadaşlarıma da saygı duyuyorum. Onların da kaynakları bu şekilde haberler vermişler. Tabii az önce de söylediğim gibi Gezal konusu iki kulübünde ortak gündemi olduğu için Galatasaray tarafından bir soru daha sorayım. Metin Etkin, sana Beşiktaş tarafını tabii sorayım. Şimdi Gezal konusu, Feghouli konusuyla biraz birbirine temas eden noktalar mı? Yani Gezal'ın gelmesi, Feghouli'nin gitmesini zincirleme olarak beraberinde getirecek mi? Yoksa bu iki konu, iki oyuncunun durumları birbirinden bağımsız mı Metin Karabaş? Bu konuda ne dersin? Ya bu iki konu birbirinden bağımsız Ali. Bağımsız. Bunu söyleyeyim. Çünkü Galatasaray'a Feghouli'ye bir teklif gelmesi durumunda ve Feghouli'nin kabul etmesi durumunda Gezal gelse de gelmese de bu oyuncuyla yollar ayrılmak isteniyor. Her halükarda. Her halükarda. Yani bugün Feghouli masaya iyi bir teklif gelirse Galatasaray bu teklifi değerlendirecektir. Yani Gezal alınsa da alınmasa da başka bir oyuncu alınsa da alınmasa da çünkü Feghouli'nin maliyeti var. Senin sonunda kontratı bitiyor. O sebepten dolayı bu iki oyuncunun birbiriyle bu anlamda bir bağlantısı yok. Peki Feghouli'nin aldığı maaş artı Gezal'ın transfer edilmesi harcama limiti konusunda bir zor duruma sokar mı Galatasaray'ı? Elden çıkaramazsa Feghouli'yi. Ve tabii şimdi bir de bu gönderme meselesi. Tabii. Aynı şekilde Falcao var, Cagne var, tabii. Feghouli var. Yani Galatasaray yani o konuya belki ilerleyen bölümde geliriz. Geliriz. Ama göndermesi gereken zaten oyuncular var. Ama alması da lazım. İşte haftaya PSV maçı var. Bunlar tabii alsa da oynatamaz. Yani hem fizik olarak hem prosedür olarak sıkıntılar var ama bundan sonraki süreçte de alman lazım. O bölgen boş. Sağ bekin şu anda sadece Yedlin, sol bekin Ömer'le Emre Taşdemir. Yani Galatasaray'ın orta sahası 6'sı 8'i boş.
Alman lazım. Harcama limitlerini göndermeyi bu sefer başarması lazım. Bir önceki dönemlerde Galatasaray en büyük sıkıntıyı gönderme konusunda yaşamıştı. Bir şekilde bu oyuncularla kavga etmeden orta yolu bularak yolunu ayırmak isteyen oyuncularla ayırmak zorundasın ki daha iyi bir kadro kur ve daha kalıcı bir kadro kur. Yetkin Etkin, Gezal konusuna bir de Beşiktaş penceresinden bakalım istersen. Tabii ilk temasa geçen, ilk görüşen kulüp Beşiktaş'tı. Yaklaşık bir 10 gün önce kadar Gezal'ın menajeri ilk İstanbul'a gelişinde Beşiktaş tarafıyla görüştü. Bir günde iki defa görüştü hatta. Sonra İngiltere'ye gitti, Leicester'la görüştü. Bir kez daha geri geldi, ikinci görüşmeyi yaptı. Bu süreçte yakın zaman içerisinde Galatasaray'la da bir görüşme olmuş. Peki sen Beşiktaş tarafından bakınca ne görüyorsun Gezal konusunda? Yani mutlaka alınması gereken adam. Yani Beşiktaş'ta Gezal'sız bir plan düşünülüyorsa bir kere eksik kalan bir parçası olur. Puzzle'daki en önemli parçası çünkü. Geçen yıl en fazla skor ve tabelayı yapan adam olduğunu da düşünürsek Gezal bence olmazsa olmazı Beşiktaş'ın. Zaten az önce Metin sıralamayı biraz anlattı ama orada şöyle bazı durumlar da söz konusu. Şimdi ilk gittikten sonra doğal olarak önceki takımından teklif gitmesi o taraftaki yakın ilişkilerden kaynaklı da çok doğaldır. Yani ilk başta Beşiktaş'ın buradaki görüşmelerde bulunması, Beşiktaş'la aradaki fiyat pazarlığı. Ama şöyle düşünelim, geçen yılki Gezal'la mesela biz aynı şeyi Onyekuru'dan hesaplayalım. Onyekuru hep en değerli oyuncuydu değil mi? Her sene kiralamadı. Birinci sene, ikinci sene, üçüncü sene. Her dönem kiralandı. Geçmiş dönemin Nobre'si gibi. Şimdi benzer şekilde Gezal geçen yılki kiralama süreciyle Leicester'da şimdi şunu düşünüyor. Ya ben Gezal'dan para kazanacağım artık. Yani sonuçta ben bir para yatırdım. Ve bundan bir para kazanmam lazım. O da en yüksek teklifi veren tarafa gidecek. Bu işte profesyonellik, hiç duygusallık falan katmayalım bu noktaya. Bu adamlar profesyonel adamlar. Hangisi hani parayı veren düdüğü çalar? Gerçekten ben böyle bakanlardanım. Ama Beşiktaş için, Beşiktaş kanadından baktığımda Rozier ile Gezal kendi atlarına bence kırmızı çizgisi. Yani o tarafı bozarsa bütün taşları da yerinden oynatmış olur diye. Ama B planı da var Gezal için bu arada. Hani Gezal transferi gerçekleşmezse, Gezal Galatasaray'a ya da başka bir kulübe transfer olursa bir de Bruma B planı ortaya çıktı Beşiktaş için. Yani o da ayrı bir Bruma'yla da görüşülüyor, onu da duyuyoruz. Hı-hı. Hani hem menajerler aracılığıyla hem de bütün muhabir arkadaşlar da Bruma'yla bunu kesin ve net olarak söylüyorlar. Yani görüşülmüş, pazarlıklar yapılmış. Ama alternatif olarak, Gezal'ın opsiyonu olarak. Yani şimdi ben Bruma'yı biraz eleştirenlerdenim. Nedeni de şu, ya bir şekilde ligde sonlandıramayan oyuncu, yani pozisyona çok fazla girdiğini görüyoruz. Geçmiş dönemki Rodriguez gibi. Yani Rodriguez'in Galatasaray'la Fenerbahçe süreçleri çok birbirinden farklı. Ama sonuçta o pozisyona giriyorsan gol ve asist olarak bitirmesi lazım. Bruma da bu devamlı olarak, hani Almanya serüveninde de buradan ayrıldıktan sonra çok rahat geçmedi. Son serüveni de şimdi kabul edelim. Bruma'da bu ne değişti? Ya yani tabii çok kolay geliştirilebilen bir şey mi? Hayır. Yani aslında Bruma'yı almak yine Enkodu ile olan bilinmezlikler gibi. Ben bu riski almam mesela. Gezal'da o yüzden diyorum. 500 bin euro mu? 1 milyon euro mu? Az önce söyledik. 2,5-2,750. Ben olsam bu aradaki farkı göz önünde bulundurarak, çünkü bu oyuncular senin kasana 25 milyon. Mesela aynı şeyi Sergen Yalçın için de söyledim. Ya Sergen Yalçın da anlaşılmıyordu. Hadi, inanılmaz. İnanılacak gibi değil yani. Gibi bu kadar uzun sürdü bu olay yani. Şimdi o yüzden ya şu farkı kapatırsın. Hiç bu kadar ortalık yangın yerine dönmez. Ama bu konuda da bence tamam, Beşiktaş diyor ki ağırdan alalım. İşte, ama bu iş işte en son Gezal'ı bir elmanın iki yarısı gibi bir Galatasaray forması, bir Beşiktaş formalı nasıl böleceği şaşırdık yani. Şu anki son durum bu. Ama ben diyorum Beşiktaş Gezal'ı elinden kaçırırsa, hele hele rakibine kaptırırsa büyük bir transfer hamlesi olur bu. Süreç daha uzayacak gibi gözüküyor ama bu konuda. Biraz kolay çözülmeyecek bu iş bu arada. Evet. Kolay çözülmeyecek. Beşiktaş kısmına bir şey eklemek istiyorum. Şimdi transfer dönemine girdi Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyorsun. Ve zorlu bir süreç seni bekliyor. Zor bir grup çıkacak, o kesin. Sergen Hoca'nınla sözleşmen bitmişti. Şampiyonluğun en önemli mimarlarına Rozier'le bitmiş. Gezal'la bitmiş. Abubakar bitmiş. Hepsiyle uzun bir dalgalanma yaşıyorsun. Ya hemen Sergen Hoca'ya imzayı attırıp Rozier'le Gezal'ı bitirip ondan sonra
o arkalar işte sonra Mehmet Topalları, Salihleri belki tabii Utkuları ya anlatabiliyor muyum? O sonraki iç transferi, yaparsın. Yani çocuklar zaten bekliyor. Senin bu takımın şampiyonun iki kupanın mimarı Sergen Hoca, Rozier, Gezal, Atiba, Josef, Abubakar. Yani bunlar başrol oyuncularıydı. Çatın bunlar. Çatın. Yani sen Sergen Hoca'yla sözleşmeyi yapamıyordun. Yani yapamıyordun. Aynen. Şimdi Rozier. Adam gelmek için can atıyor. Yani gelmek için can atıyor. Bu konuyu da hani konuşarak bizim Gökmen Özcan fanatikten biliyor, burada da program. Adam nabzını tutuyor işin. Çocuk şey tweet attı Rozier. Zaten Gökmen'in tweetini evet. Alıntıladı. Yani oradan artık o tweetten sonra belki Galatasaray tamam bu artık Beşiktaş'ı istiyor diye vazgeçme durumu oldu. Yani bunları bitirmesi lazım. Yani Beşiktaş'ın bu çatıyı, bu iskeleti en az bir sene daha sürdürmesi lazım ki başı ağrımasın. Ya çifte kupayı almışsın. Bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ni yaşayacaksın tekrar. Evet. Yani direkt olarak katılımın son senesi bu arada. Onu da söyleyelim. Evet. Sene. Gelecek çok seneden sonra işler artık garantisi karman yok. Çorman, Arap saçına dönmüş durumda. O yüzden ya şunun kıymetini bilip bence hiç bu noktalar değil. Yani artık orada mesela ince makyajını yaparsın. Yani bu az önceki söylediğimiz çatıyı kurarsın. Ardından dersin ki ya gidelim işte Kostov'u. Tamam. Evet. Yani burada işte o hamleyi, o riski alıyorum. Mücadeleyi ondan sonra verirsin. Evet ama sen burayı bir hallet. Zaten Kostov, Teixeira konusunda da başka gündemler var Beşiktaş'ta. Evet. Onlarla ilgili ayrı bir konu, ayrı bir dış transfer atağı var. Onu da yine gelişmeler oldukça paylaşıyor olacağız. Beşiktaş'ın transfer gündemini bu şekilde tamamlayalım. Galatasaray'ın transfer gündemine geçeceğiz. Tabii dün bir ilk gerçekleşti Türk futbolunda. Dört büyük kulübün başkanı aynı yayında, canlı yayında bir araya geldiler Habertürk'te ve hem Türk futbolunun sorunlarına dair, hem kendi kulüplerinin perspektifine, bakış açılarına dair, hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı çok ciddi, çok önemli eleştiriler getirdiler ve bu da bir ilki temsil etti aynı zamanda. Orayı da kısa kısa değerlendiririz. Metin Karabaş hemen Galatasaray'ın transfer gündemine geçerken bu konuyu sorarak evet. Başlayayım. Galatasaray tarafından bakınca Burak Elmas'ın dünkü yayında söyledikleri, canlı yayın performansı, hem ortaya koyduğu parametreler hem de savunduğu düşünceleri sen nasıl buldun? Kısa kısa nasıl değerlendirdin? Evet, yani Burak Elmas çok kısa bir süre önce göreve geldi. Dünkü aslında yayın onun içinde vereceği mesajlar çok önemliydi. Hem taraftar için hem camia için. Çünkü artık Galatasaray camiası Galatasaray'ın haklarını direkt savunan, mazeretsiz söylemek istediğini söyleyen bir başkan profili istiyor. Dün Burak Elmas yeni bir başkan olmasına rağmen hem Türk futbolunun sorunlarına hem de Galatasaray'ın sorununa çok hakim bir şekilde stüdyodaydı. Ne söylemek istiyorsa hiç eğmeden, bükmeden, hani lafın nereye gideceği, birileri üzer miyiz, biri bize daralır mı demeden Galatasaray menfaatlerini ve Türk futbolunun menfaatlerini net bir şekilde savundu. Dünkü yayında performansını çok iyi bulduğumu söyleyebilirim Sayın Başkan. Birçok konuda da aynı fikri birliğine vardılar, mutabakat evet. Vardı birçok konuda. Çok kısa sürede hem Galatasaray'a sorunlarına hakim olup, hem Türk futbolunun sorunlarına hakim olup, hem de diğer başkanlarla, diğer takım başkanlarıyla ilişkileri bu denli iyi hale getirebilmek kolay bir iş değil. Burak Elmas bu anlamda dünkü yayında çok net bir başkanlık örneği gösterdi diyebilirim. Şuradan devam edelim. Şimdi Galatasaray'ın artık 6 gün kaldı PSV Eindhoven evet. Maçına ve bu saatten sonra da bir transfer olsa dahi o maçın kadrosunda yer almasını beklemiyoruz. Evet. Zaten bugün listenin de teslim edileceği gün. Dolayısıyla evet. Bundan sonra yapılacak transfer hamleleri biraz daha uzun vadeye yayılmış transfer politikaları olacak. Özellikle 4 tane oyuncu konusunda Galatasaray'ın öncelikli gündem maddesi olduğu konuşuluyor, biliniyor. Zaten bir sol bek meselesi neredeyse 6 tane isim konuştuk yanlış saymadıysam. Evet. Yani Mario Ruiz'inden Alex Moreno'suna, Van Aanholt'undan Alioski'sine kadar pek çok isim konuştuk sol bek konusunda. Sağ bek konusu Stiger Larsen konusu var. Gedson Fernandez'in bir kez daha takıma katılma evet. Meselesi var. Ayrıyeten Galatasaray'ın gündem maddeleri arasında yine kenarlara yapabileceği muhtemel takviyeler var. Onyekuru gittikten sonra. Evet. Peki bu listenin eldeki alışveriş listesinin en üstünde ne yazıyor? En tepesinde ne var? Şimdi yönetim göreve geldiği zaman Fatih Hoca ile yaptıkları ilk toplantıda eğer PSV maçına kadar biz transfer yapacaksak savunmanın solu Gedson Fernandez olabiliyor işte Onyekuru transferi
ve savunmanın sağı. Yani bu bölgelere Galatasaray acil olarak, tabii bölgelerin dışında da transfer yapacak, yapmak durumunda. Bu bölgelere transfer yapmaya çalıştı. Solda işte senin de belirttiğin gibi Moreno ile başlayan, fakat Real Betis'in bu anlamda bir türlü inadını kıramadı. Bir ortak nokta bulamadı. Sonra Anlat'a gitti iş. Oyuncu serbest biliyorsun. Ama onda da rakamsal olarak yine yüksek bir rakam çıktı. Aslında Fatih Hoca'nın Moreno'dan sonra en çok istediği oyuncuların başında geliyordu. Van Aanholt. Evet. Sonra bugün itibariyle artık iş biraz daha Alioski'ye doğru gitmeye başladı. Bu oyuncu ilk görüşmede 2,5 milyon euro civarında bir yıllık para talep etmişti. Fakat sonra bugün aldığımız bilgiler doğrusu 2 milyon euro civarına kadar gelindi. Fatih Hoca artık burada biraz daha kararı verecek merci gibi olacak. Bir de Paris Saint-Germain'in oyuncusu var, Kurzawa. Onun da kiralanması gündemde. Yani sol bek en önemli bölge transferde. Fakat aday çok ama birkaç gün içerisinde artık bu bölgede bir imzanın olacağını söyleyebiliriz. Yine ben Anlat isminin gündemde kalacağını ama Alioski'nin de bugün itibariyle biraz daha görüşmelerin hızlandığını söyleyebiliriz. Yani bugün itibariyle Alioski burun farkıyla öne geçebilir miyiz? Vallahi iş biraz sol bekte öyle oldu Ali. Aynı senin söylediğin gibi burun farkıyla ama daha foto finish, bu iş foto finish'e kalabilir. Bu böyle bir durum var. Sol bek biraz kalabalık. Gedson Fernandes yine Fatih Terim'in ısrarla istedi. Özellikle ligin son bölümünde göstermiş olduğu performansla önemli katkılar yaptı. İlk geldiği dönemlerde biz de eleştiriyorduk ya. Niye sürekli oynuyor? Niye hoca sürekli oynatıyor? Acaba sözleşmesinde zorunlu oynama maddesi mi var gibi eleştiriler. Belki de geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in en çok eleştiri almasını neden olan oyunculardan biriyken ligin son bölümünde takımın potaya girmesinde başrol oynayan isimlerden biri. İlk geldiğinde kendini hiç bulamamıştı. Evet. Sonradan açıldı sezon sonuna doğru. Sezon sonunda Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında son nefese kadar yer almasını sağlayan isimlerden biriydi. Hoca bu transferi istiyor. Fakat orada da işte şimdi bir kriz var yani kulübünde. Bir başkan şimdi Rui Costa geldi. İşler, iletişim sorunları iki kulüp arasında oluşuyor. Çünkü orası bir dağınık bir tablo var. Takım içerisinde. Birkaç gün içinde biz bu olayın bitmesini bekliyoruz. Çünkü bir hafta önce artık oyuncu bazında zaten sorun yok. Oyuncu gelmeyi kabul ediyor. Bir de şu oldu Benfica'da. João Mário'yu kadroya kattılar. Evet. Oradan transferler de geliyor. Fazlalaştı orası. Kalabalıklaştı biraz. Benfica ile iletişimin kuvvetlendiği anda yani kendi sorunlarını çözdüğü zamanda birkaç transfer daha yapmaya devam ettiği zaman herhalde bu transferi de açıklayacak diye düşünüyorum. Savunmanın sağı yine çünkü Omar öyle gözüküyor ki kolay bir dönüş olmayacak yakın bir tarihte. Maalesef. Nakil yani. Bekliyor hala. Yani orada evet bir büyük operasyon geçirdi bir hemen daha olacak. Olmaz, hemen olmaz. Tabii. Yani inşallah olur öyle söyleyeyim ama kısa vadede olma ihtimali yok. Galatasaray orada Şener de gitti. Yedlin kaldı bir tek. Yedlin de soru işaretlerini barındıran belki... sağ önde daha iyi bir performans gösterebilir mi? Arkada çok böyle yüz güven veren bütün sezonu Yedlin üzerine kuramazsınız. Ya orada Mariano'nun o yer tutuşu gibi bir olay yok. Bekleyemezsin Yedlin'de. Şu anda o mesela asla... kadro ekranda hani Omar'ın oynamama ihtimalini göz önünde bulunduracak olursak Yedlin tek opsiyon gibi kalıyor orada. Evet. Yedeği yok bu durumda yani. Tabii oraya işte çok elzem bir transfer yapılması gerekiyor. Orada da işte Udinese'li Larsen'le görüşülmüştü. Udinese 4 milyon euro bir bonservis bedeli isteyince o transfer askıya alınmıştı. Rozier gündeme geldi. Çok yine Gezal'a benzer bir durum ama az önce de belirttim. Gökmen Özcan bu transferin tam nabzını tuttu. Oyuncuyla birebir görüştü. Oyuncu Beşiktaş'ı istiyor. Yani Galatasaray ilgi duydu. Kulübüyle zaten masaya oturduğu için yine Yalı Sabuncuoğlu da bu haberleri yapmıştı. Kulübüyle oturdu. Beşiktaş imzayı atarken Galatasaray'ın teklifi sonrasında Beşiktaş'ta imzalar atılmadı, uzadı. Ama oyuncu çok net bir şekilde şu anda Beşiktaş tarafında. Dün de yine programda bir görüş halindeyken Sayın Burak Elmas orada da sanırım canlı yayında yapmadı ama herhalde program Ayhan Şensoy'a yaptı açıklamada. Biz
Beşiktaş'ta olduğunu söyleyen bir oyuncuya talip olmayacak. Devreye girmeyiz dedi. Orada aslında bence şık da bir hareket yaptı. Sen az önceki hani başkanların açıklığı, şöyle bir fırsat var önümüzde. Bak bunu da bence kesinlikle söyleyelim. Şimdi Burak Elmas, Ali Koç, Ahmet Nurçebi ve Ahmet Ağoğlu. Şimdi aslında bir fırsat sezonu. Şimdi şöyle düşünelim. Bu başkan adayları kolay kolay ortalık yangın yerine çevirecek adamlar değiller. Eğer normal bir sezon geçirirsek, diyorum işte hakemlerdir vesairedir, daha futbol ikliminde daha dingin bir ortam yaratılabilir. Eğer istenirse, tekrar söylüyorum. Onu da yeri gelmişken ifade edelim. Ama çok şık bir hareket yaptı bence. Yani bunu her başkan da kolay kolay söylemez. Sonuçta düşün, geçen senenin bütün ligi tarayalım. Hani en iyi sağ beki Rozier'ydi. Tabii canım. Ya şimdi bu oyuncu ile ilgili biz direkt Beşiktaş istiyorsa ve oyuncu da Beşiktaş istiyorsa biz devreye girmeyiz demesi çok şık bir hareket. Yani bunu her başkan yapmaz kolay kolay. O yüzden kutlayalım. Bence Burak Elmas iyi başladı. Düşün, tahtayı açtı bir şekilde, yaşanan bir davalık konu vardı. Onu çok halletti. Önemli sorunlar var. Hemen hızlı çözdü orayı. Şimdi Galatasaray'ın transfer limiti konusunda da bence diğer takımlara oranla önemli bir artısı var. Bunu iyi değerlendirmeye çalışıyor. Ama Metin'in söylediği gibi o inşaatı kurarken bence orta sahası ve ön tarafında çok büyük bir problemi yok. Ama işin arka tarafında büyük sıkıntıları var. Hani Linnes'in gitmiş, sağ bekin problemli. Bir şekilde bence stoper hattında da işte tamam, şu anda Marcao ve Luyendama'nın yanına Alpaslan'ın eklenmesi bence önemli bir artı oldu. Orayı yerli oyuncu kullanma açısından da bence iyi bir seçenek oldu. Ama şunu da söyleyeyim, Alpaslan'la ilgili bir adım önde mi Alpaslan? Bir adam bence şu an öyle gözüküyor. O zaman Marco Alpaslan gibi evet, düşünüyorum. Evet, öyle gözüküyor şu anda. Sadece bilgi aktaralım. Alpaslan'ın bir özellikle futbolun belli başlı dönemlerinde sağ bek oynamışlığı da vardır. Yani onu da söyleyeyim. Yani çok sıkışırsa bir sağ bek tarafına da atma olasılığı olabilir. Ama bu dediğim gibi hiç bir seçeneğin kalmaz. Çünkü Alpaslan'ı orta sahada da izledik. Stoper'in göbeğinde de, o sağ stoper'inde de izledik. Ben aynı görüşteyim. Yani Luyendama'ya hoca çok fazla güvenmiyor. Evet. Bir de şunu ekleyeyim. Yani artık maç haftasındayız bu arada. 6 gün kaldı sadece maça. Biz biraz da hani PSV'de öyle çok böyle rahat rahat konuşuyoruz da yani. Öyle bir rahat rahat konuşuyoruz ki PSV'yi birazdan konuşuruz. PSV'de oyuncudan elden çıkarmadı bu arada. Yani Donyal Malen, Eren Zahavi, Denzel Dumfries hepsi kaldı takımda. Yönetmenimden rica edeyim Abdullah Avcı'dan. Bir kez daha 11'i görelim Galatasaray'ın, daha doğrusu kadrosunu, geniş kadrosunu. Şimdi bu rotasyon içerisinden bir 11 çıkacak PSV maçında. Yetkin Etkin burada. Taylan'ın yetişme durumu öyle sanıyorum ki olmayacak, ilk maçta oynamayacak gibi evet, gözüküyor. Dolayısıyla da hani Taylan'ı da dışarıda tutarak sorayım. Nasıl bir kadro, nasıl bir yapı, nasıl bir 11 çıkar, nasıl bir oyun ortaya çıkar? Ya burada Ömer'in sol bek başlamasını bekliyoruz hepimiz herhalde. Yani zaten hani Muslera'nın milli takımıyla gidişi gelişi ve takımda şu anda zaten arkada kaleci konusunda herhangi bir sorun yok. Çok ama kısa bir süre kala gelecek ama Muslera. Geldi. Takıma katıldı. Ama diyorum ya, Yedlin buranın zayıf karnı şu anda. Yani mesela kenarda da oyuncu bulmakta sıkıntı yaşamıyorsun. Bence ultra bir santrafor attım ben. Peki orta saha merkezi? Bence en kritik nokta orası. Taylan yokken. Orta saha merkezinde bence Aytaç'ı... Aytaç da çözer orayı. Aytaç da çözer diye düşünüyorum. Aytaç'ı hazırlık maçlarında da fena görmedim ben. Goller de attı. Evet, yani hem iki taraflı oynayabiliyor. Bence Aytaç'ı kullanacak. Burada hatırlayın, geçen sene zaman zaman Taylan, zaman zaman Etabu'yu gördük. Evet. Şimdi Aytaç'ın da alınma sebeplerinden bir tanesi de buydu. Bence ortaya Aytaç'ı koyacak. Kenarlarda ya ben Kerem'in çok oynamasını istiyorum. Kesinlikle. Yani bu senenin bence en kritik adamı Kerem Aktürkoğlu Galatasaray açısından. Mesela Arda'dan daha fazla Kerem'i konuşabiliriz bu sene. Ama tekrar söyleyeyim, PSV'yi öyle bir şu anda rahat rahat geçirecekmiş gibi bir gözle bakılıyor. Ben hiç aynı görüşte değilim. Olur mu? Yani şöyle düşünelim. Roger Schmidt. Yani az önce söyledin. Turnuvada çok iyi bir süreç geçirmiş Dumfries. Yani bir şekilde göl sesinden tutalım. Dediğin gibi kadrosunda Melan'ına kadar bütün oyuncuları duruyor. Zahavisini falan hepsini düşünelim. Tamam, geçen yıl bayağı geride kaldılar. Ajax orada çok böyle elini kolunu sallayarak bir şampiyonluk kazandı. Ama yanlış hatırlamıyorsam bir de 32'de elendiler değil mi? Avrupa Ligi'nde 32'de elenmiş olmaları sanırım, lazım. Sanırım, çok emin değilim. Ya şöyle söyleyeyim, ben
çok yabana atılmaması gereken bir takım. Ve işin çok kolay olmadığını düşünüyorum. Transferler de şu an tabii transferlerin de bu maçtan sonra biraz nasıl şekilleneceğine de bakılacağını öngörerek söylüyorum. Yani devam ediliyorsa ayrı bir politika, evet. Devam edilmiyorsa ayrı bir politika. Bence öyle. Metin Karabaş peki nasıl bir kadro şimdi, bekliyorsun? Evet, kadro 3 aşağı 5 yukarı zaten belli oyuncu. Elindeki malzeme çok kısıtlı. Geçen sene oynama alışkanlığı, birbiriyle oynama alışkanlığı oyuncular yine 11'de olacak. Belki bir iki rütuşta mecbur işte Taylan'ın yerine Aytaç, belki Emre Kılınç'ı oraya çekiyor. 10 numara Emre Akbaba'yı koyar. Emre Akbaba kesin oynuyor. En ileride kim oynar mesela? Mustafa yetişecek. Yetişiyor. Mustafa evet. 11 çıkar diyorsun. Mustafa 11'de çıkar. O milli takımına gitmedi adam ya. Ya sakatlandı. Ama işte sakatlandı ya. Nasıl dönecek? Şey, iyi haberler geliyor öyle söyleyeyim. Çok hani yaralanması çok kötü bir yaralanma değildi. Yani daha kötü olma ihtimali çok yüksekti ama Mustafa'nın açıklarını kapatabileceği bir süresi vardı. Kapattığını da düşünüyorum. Şimdi mesela sağ bekte Yedlin var. Hoca ne yaptı? Onun alternatif olarak son hazırlık maçında Sekidika'yı oynattı sağ bekte. Konya Spor yani, istiyor Sekidika'yı. Öyle oynarsa Metin İkinci bir lens vakası olur. Yani. Tam aklıma o geldi. Yani mecburiyetten ben söyleyeyim şimdiden ya. Yani. Ama başka çaresi yok. Sakatlanırsa ne olacak? Kart görür. Sekidika'yı hoca bir şekilde yine daha önce işte Ömer'i önlübere yaptı. Hakan Baltay'ı işte stoper yaptı. Tabii, biliyorsun Taylan'ı çekti oraya. Şimdi Sekidika'dan sağ bek yaratmaya çalışıyor. En azından hani bir sorun deniyor. Olursa deniyor. Sekidika'yı da Konyaspor istemesine rağmen sırf bu transfer yapılamamasının sebebinden dolayı hoca elindeki kadroya sahip çıkmaya çalışıyor. Yoksa göndermesi gereken oyuncular da var ama almadığı sürece, imzalar atılmadığı sürece böyle de bir durum var. Sekidika'yı kendine sorsak acaba oyun konsolunda kendini sabike koyar mı abi? Ya bunu acil durumlarda mecbur. Vallahi işte kendini şimdi koymaz ama şu an Fatih Hoca dediği gibi imkansızlıklar mecbur, içerisinde evet. Onu yapmaya çalışıyor doğal olarak. Kadro kısıtlı zaten ama mecbur. Şimdi bakıyorsun az önce kadro geldi. Ya orada Falco Acak ne var? Ya ben ne yaparım? Dorukhan'ı o yüzden sordum kim başlar. Ben Dorukhan'ı alırım biliyor musun? Dorukhan'ı şu an boştayken hani hem sağ bek oynayabilen hem ortaya destek atabilen. Ya Dorukhan hala boşta bu arada. Hiç konuşmuyoruz. Hiç geldi mi gündeme Metin Karabaş? Ya Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Galatasaray'da çok kuvvetli konuşulmadı ama benim bildiğim kadarıyla şu anda menajeri de yurt dışında birkaç kulüple temas halinde. Yurt içinde pek yani nedense hiç burada şu an konuşulmayan adam. Yani yokmuş gibi. Hayalet gibi. İstediği kontratı alamadı gibi gözüküyor şu an zaten. Yani o rakamları görmedi büyük ihtimalle. Evet, istediği çünkü rakamları. Son bir senesi çok parlak geçmedi. Yani. Şunu da sorayım Metin Karabaş. Şimdi 8+6 tekrar hayatımıza girecek. Dolayısıyla da bir kez daha yerli oyuncu sirkülasyonu, yerli oyuncu haberleri artıyor. Galatasaray konusunun içerisindeyken de yerli noktasında en çok Berkan'ın ismini duyuyoruz. Evet. Berkan Kutlu ismini. Bir 3 milyon eurodan bahsediliyor. 2,5 milyon eurodan bahsediliyor. Evet. Berkan'ın Galatasaray'da oynamak istediği söyleniyor. Bu konuda hangi aşamada süreç? Bu konuda çok yol alındı. Yani oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Bu konuda sorun yok. Hatta Alanyaspor'dan da bu transfer için kolaylık istedi. Alanyaspor'da tabii elinde böyle bir değeri varken ve isteyeni çokken kapıyı 3 milyon eurodan açtı Galatasaray. Hı. Ama şu anda gelinen son nokta 2,5 milyon civarında. Bu transferin de bitme ihtimali çok yüksek. Yani oyuncunun Galatasaray'ı çok istemesi, Galatasaray'ın da bu transferi çok da iyi istemesi. İyi sezon geçirdi. Çok iyi sezon geçirdi. Önü açık bir oyuncu ve mevkisel olarak Galatasaray'ın da ihtiyacı var. Dediğin gibi tuhaf tuhaf yine kurallar 8-6 seneye ne olacak belli değil derken. Önce 7 sonra 6 yani falan değil mi? Kafa orada karışıklığı olacak. O yüzden nasıl Alparslan Öztürk, nasıl Aytaç, nasıl Barış Alper transferleri yapıldı. Sırf yani biraz da bu hızlandırdı sonuçta. Berkan transferinde de son aşamaya gelindiğini söyleyebiliriz. Galatasaray bu transferi de açıklamak istiyor. Şimdi son bir Alanya Spor da helal olsun yalnız ya. Her Fabrika dönem mutlaka işte düşün birçok oyuncusu işte en son Wellington, Ensakal'a gittikten sonra işte Emre Akbaba'yı da hani o tarafa koyalım. Ya kadroda bir ara stoper kalmadı. Zavellas da gitmiş. Evet, iyi oyuncu pazarladı gerçekten. Çok iyi oyuncu. İyi ihracat çok yaptı. Çok iyi. Şunu, son olarak şunu sorayım Metin Karabaş. Son bir dakikam ilk bölümde. Stanciu ismi de çıktı. Yani özellikle
Hacı ile Popescu antrenmanı ziyaret ettikten hemen sonra Stanciu ismi çıktı. Acaba bir öneride mi bulundular diye de akıllara geliyor. O konuda durum ne? Hocanın bir belgeseli yapılıyor biliyorsunuz Fatih'im. O belgeselde önemli rolleri olacağı için geldiler ama tabii yani Stanciu'da konuşulmamış değildir. Onu söyleyeyim. Sonuçta orada biraz Bekali ile konuşmak lazım. Stanciu işini o işte de işte çok masraflı. Zor bir transfer. Var mı temas? Temas hala devam ediyor. Başkanlar düzeyinde görüşüldü. Slavia Prag tabii ki şu aşamada bırakmak istemiyor. Onlar da bir ön eleme oynayacak. En azından bu maçı oynatmak istiyorlar Stanciu'ya. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını. Çok iyi geçen sene geçirdiğini söyleyelim. Evet. Ondan sonra belki olabilir. Galatasaray bu transfer defterini kapatmış değil. Sonuna kadar da bu transferi gerçekleştirmek için şartlarınız olacak. Kolay bir transfer değil. Maliyeti diğer oyunculara göre biraz fazla olacak gibi. Peki böylece Transfer Market'te ilk bölümü noktalıyoruz. Kısa bir ara rica edelim. Ara sonrasında tekrar birlikteyiz.